CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önceliğinde ise Deniz Baykal üzerinden devam eden tartışma vardı. CHP'li vekillere herkesin bu tartışmadan süratle çıkmasını istiyorum diye seslenen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videolu eleştirilerine ise aynı yöntemle karşılık verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye'nin bu kadar derdi varken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye ihanettir hem Türkiye'ye ihanettir. Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'a yönelik sözleri tartışılırken Kılıçdaroğlu'ndan tepki böyle geldi. Baykal Kürtleri, Alevileri ve ezilenleri sevmez. CHP Baykal gerçeğiyle hesaplaşmalı demişti Livaneli. CHP lideri sert çıktı. Şöyle bir algıyı oluşturmak istiyorlar. Efendim zaten iktidar simsiyah, kapkara. Oyu kime verelim? CHP de onlar gibi. Cumhuriyet Halk Partisi onlar gibi değil, tertemiz bir partidir. Tertemiz. Dolayısıyla bu gereksiz tartışmadan herkesin süratle çıkmasını istiyorum. Parti grubunda kürsüdeydi. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Gergerlioğlu'na yönelik hak ihlali kararını eleştirenlere de seslendi. Benden olunca derhal serbest bırakın, o ne güzel. Benden olmayınca mahkeme kararına uymayın. Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı. Hani nerede bu şeytanlar? Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nın videolu eleştirilerine ise aynı yöntemle karşılık verdi. Tank palet fabrikası tartışması vardı önceliğinde. Senin istediğin televizyonda çıkalım tank paleti tartışalım. Sen tazminat davası açacağına karşıma çık, karşıma. Erdoğan'a 3600 ek gösterge sözünü hatırlatırken söke söke polemiğine de gönderme yaptı. Söz vermiş polise, öğretmene 3600 vereceğim dedi. Sana bunu söke söke yaptıracağım Erdoğan. Vereceksin sen bunları.